Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2022 yılı 4. çeyrek bilançosunu açıklayan GESAN'a bakacağız. Yani girişim elektrik, hepinizin bildiği GESAN'ı inceleyeceğiz. Öncelikle bilanço temel analizini, ardından grafik üzerine teknik analizini yapacağız. Analize başlamadan önce de arkadaşlar, açıklama kısmında sizler için Midas Yatırım'ın linkini bıraktım. Neden bıraktım? Midas Yatırım'ın linkine tıklayıp indirip üye olduktan sonra bedava bir şekilde hisse senetlerinin hedef fiyatlarını, analistlerin analizlerini ve birçok tanıdığınız meşhur ünlü analistlerin model portföylerine bedava bir şekilde ulaşabiliyorken aynı zamanda Amerikan borsalarında da yatırımınızı minimum maliyetlerle yapabilir hale geleceksiniz. Hem Borsa İstanbul hem Amerikan borsaları ikisi bir arada minimum maliyetle bedava bir şekilde. Nerede? Açıklamalar kısmındaki linkte. Haydi gelin başlayalım. Evet, GESAN'a baktığınız vakit değerli arkadaşlar, betası 0.44'müş, 0.69'a doğru çıkmış. Çıkması inmesi bir pozitif veya negatif anlamda bir yorum yok. Sadece Borsa İstanbul'a göre hareketleri biraz daha benzeşmeye başlamış ama tam anlamında değil. Halka açıklık oranı %23, hisse sektörü, bayındırlık, imar sektörü, yıldız pazarda işlem gördüğünü söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Cari oran 1.93'müş, 1.53'e doğru hafif bir gerileme yapmış ama yine iyi bir noktada. Likit oran 0.97'den 0.67'ye gerilemiş. Bunun bir tık artmasını isteriz. Nakit oran 18'miş, 20'ye çıkmış. Şirketin cebindeki nakit ve nakit benzerleri artmış. Aktif karlılığa bakarsak yüzdesel bazda geçen yıl sonunda %15'miş, şu anda %16.6. Brüt esas faaliyet kar marjı 35'lerden 32'ye düşmüş. Esas faaliyet kar marjı 29.9'muş, 28.3'e doğru gerilediğini söyleyebiliriz. Net kar marjına bakarsak arkadaşlar %18'miş, %15'lere doğru gerilediğini. Öz sermaye büyümesi, öz sermaye karlılığı %36'ymış, %42'ye çıkmış. Yani şirket geçen yıl %36 büyümüş, bu yıl %42 büyüyerek yoluna devam ediyor. Pozitif midir? Pozitiftir. Buradaki büyüme ana noktada maliyetlerden gelmiş. Maliyetleri düşürmesiyle gelmiş. 15.6'ymış, 8'e düşmüş arkadaşlar maliyetler. Bu noktada pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. Bilginiz olsun. İnelim. Birazdan sektörüne göre ucuzluk pahalılığa göre bakacağız. Hisse başı kar 2 liraymış neredeyse. 1.92'ymiş. 5.5 lira kadar çıkmış. Pozitif yorumlarız bu noktayı da. Şirketin PEG oranı 1'miş, yani istemediğimiz değerlerimiz 0.22'ye kadar düşmüş, pozitif. ROI oran 34'ten 53'e çıkmış, burayı da pozitif olduğunu söyleyebiliriz. İnelim aşağıya doğru. Şöyle bir aktif taraflarına bir bakacağım, özellikle nerede? Evet, burada aktif devir hızı 0.86'dan 1.09'a çıkmış, pozitif yorumlarız. İhracat oranı 5.89'dan 7.87'lere çıkmış, ihracattaki oranını artırmış. Stok devir hızı 2.27'den 5.84'e çıkmış. Stoklarını daha hızlı eritiyor, daha hızlı para kazanıyor. Stokları neymiş? Geçen yıl sonunda 338 milyonluk bir stok varken bu yıl yaklaşık 700 milyonluk stok tutmakta. Enflasyon üst dönemde şirketlerin stok tutmasını isteriz. Güzeldir, iyidir, mantıklıdır, hoştur. Şirketin her yıl net satışlarına baktığımız vakit değerli arkadaşlar, şöyle düzenli bir şekilde arttığını görüyoruz. Net satışlar artıyorken esas faaliyet karı da aynı şekilde artmış, pozitif, iyi yönetildiğini söyleyebiliriz. Amortismanların satışların maliyetine oranına bakarsak 1.83'ten 1.34'e kadar gerilemiş. Buradaki düşüşü severiz, düşmesini, daha da düşmesini isteriz. Şirketin yabancı para yükümlülükleri, varlıkları tarafına bakarsak çok yakın birbirine. Ekstra bir baskı, negatif bir durum oluşacağını düşünmüyorum. Yabancı para net pozisyonu -198, -200 milyon'da, burası bir tık baskı oluşturabilir ama sıkıntı değil GESAN tarafı için arkadaşlar, yani büyük bir meblağ değil. Şöyle GESAN'ın yatırım tarafına bir bakalım, bir yatırımı var mı? Yatırımları %96 artmış, yatırım bütçesi, yatırımları artanlarda %96'lık yatırımlarında bir artış var. Bunun orta uzun vadede hala GESAN'a biz konuşmaya devam edeceğimizi söyleyebiliriz. Şirketin borç durumu %51-52'ymiş. %57.5'lara kadar çıkmış. Borçlunda hafif bir artış söz konusu mu? Söz konusu. %5'lik ciddi bir artış değil. Yani ne artışlar gördük biz incelerken.
Bulunduğu sektör fiyat kazanç oranı 65, GESAN'a 49 fiyat kazanç tarafında. Piyasa değeri defter değeri tarafında şirket bulunduğu sektörün üstünde konumlanıyor. FDF yokta bulunduğu sektörün üstünde konumlandığını söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. 3 rasyosun 3 rasyonun birinde ucuz, ikisinde pahalı kalıyor. PEG rasyosu da büyüme şeyi sunuyor. Yatırımlarında da bir artış var. Net satışlarına bakarsak 1.2 milyar TL'ymiş. 4.2 milyar TL'ye çıkmış arkadaşlar. Piotrowski F-Score 4'müş, 5'e çıkmış. Yani ortanın altıymış, tam orta noktaya gelmiş değer yatırımcısı açısından. Nasıl bilanço açıklamış? Yani güzel bilanço olarak karşımızda duruyor. FastWeb Mali Analiz Pro tarafı bu kadardı. Bir de gelin FinTables tarafından bakalım. Satışlar 2.4 kat artıyorken karı yaklaşık 2 kat artmış arkadaşlar. Dediğimiz gibi PEG oranının düşmesi bir önceki döneme göre pozitif yorumlayacağımız noktalardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Karnesine bakalım. Karlılık 6'da 3, büyüme 6'da 6, borçluluk 6'da 4. Yani işte güzel bilanço olduğu bu noktadan yakalayabiliriz. Yabancılara bakalım. Yabancılar ne yapıyormuş? Şöyle lot bazında göstersin. Yabancılar Kasım, Aralık, Ocak, Şubat son 4 aydır GESAN'ı alıyor. Alma trendini devam etmiş. Yani Mart ayının verisi yok. Nisan ayında gelecek o. Mart ayında da GESAN'ı aldıklarını düşünüyorum değerli arkadaşlar. Durum bu. Temel analiz tarafında güzel bilanço, orta uzun vadede hala gündemde olacak, konuşulmaya devam edecek şirketlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelin hep birlikte YTD'yi ekleyerek teknik analizine bir bakalım. Evet, teknik analiz tarafına baktığımızda arkadaşlar şöyle bir ortalamaları bir getirmeye çalışalım. Evet, teknik analiz tarafına şöyle bir baktığımızda yani pozitif trende girmiş, yoluna devam ediyor GESAN, onu söyleyelim öncelikle. Baktığımda da 5 günlük hareketli ortalaması olan ilk destek 272, ardından kaç var? 263, ardından 240 ana desteklerden biri ortalama bazında arkadaşlar. Bilginiz olsun, ortalama bazında. Haftalık bazda da gayet güzel trende oturmuş, devam etmeye çalışıyor. Sabreden ekmek yer. Haftalık bazda uzun vade bakan için de 270 ile 243 destekleri var. Zaten biz 240'ı şurada da gördük değerli dostlar. Devam edelim. Bizde Fibocular çoktur. Fibonacci de Fibonacci diye yazanlar çoktur. Öncelikle şunu söyleyelim. GESAN için 244, işte 240'lar diyelim. 240'ların üstünde olduğu sürece yukarı yönlü. 240'ların altında olduğu sürece aşağı yönlü bir hareket görebiliriz. GESAN'da bakın şurada bir ikiz dip var. Şöyle daha net göreceğinizi düşünüyorum. Şunu bir Haykan eşi yapalım. Yüklesin. Evet. Bakın ikiz dibi daha net görebiliyor musunuz? Bakın. Bu ikiz dibin hedefleri şu an tam şu boyun bölgesine can çekiştiğini söylesek 262'ler, 172'ler, yani 330, 300, 320, 330 aralığını hedefleyebilir kendine. GESAN tarafı güzel bir piyasada arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi destek olarak tam gelmiş Fibonacci desteğinin üstüne oturmuş. Şeyi ekleyeyim. Fibonacci ile ortalama destek direnişler farklı. İki taraftan da yönetebilirsiniz. Ben ikisini de söylüyorum. Ana yorumu da zaten sonunda söylüyoruz. İlk Fibo desteğinin üstüne oturmuş. Aşağı yönlü kırarsa 252-237 destekleri var. Yukarıdaki dirençler 302-383 dirençleri söz konusu değerli arkadaşlar. Şuradaki ikiz dibin hedefi de 330'lu seviyeler olduğunu söyledik. Bir de algo tarafından bu arkadaşa bir bakalım. Algo tarafında şurada bir al vermiş. Ne zaman? 18 Ocak tarihinde bir al veriyor. O günden beri hala al tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç, orta uzun vade temel tarafta güzel görünen, teknik tarafta da güzel trendine devam eden bir şirket olarak GESAN karşımızda. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.